büklüm büklüm eden, kalpleri şüngür şüngür eden, herkesin yüreğinde yer etmiş. O döndü. O geri döndü. Her şeyi açıklıyor. Her şeyi. Herkesin belki yüzünü, belki kötü yüzünü. Evet. Hep birlikte tablet reis izliyoruz. Hocam. Evet, yanında salatalık turşusuyla birlikte. Salatalık turşusuyla birlikte. Başlarım sorularımıza. Tablet videosu trend olunca utandın mı? Açıkçası evet, utandım çünkü çok fazla küfür ettiğimden dolayı, bundan dolayı utanmıştım. Sıradakisi, o aldığın tablet duruyor mu? Evet, o tablet duruyor hala evimde. Kaç yaşındasın? Açıkçası şunu da söyleyeyim. Ben 2013'ten şey o videoyu yapmıştım. Ve bu arada yani yüzüstü uzanmış. Bir elinde salatalık turşusu var. Arkadan da ayaklarını çıkartıp duruyor. Kutudan çıkan hıyarı turşu yapmış. Evet abi, herhalde onun kurulmasını bekledi. Yani onun kurulmasını beklediği için bu kadar zamandır yok. 13 yaşındaydım o zaman. Şimdi ise 2019 değil, 19 yaşındayım. Yani 19 yaşındayım ve yılbaşı gecesi de oldum. Bir artı. Niye söyledim ben de bilmiyorum. Kaç yaşındasın? Senin için dönüm noktası ne zamandı? Dediğim gibi. Keşke yüzünü benim dönüm noktam kapatmasaydı. 2013'te ilk videomdu. Ondan dolayı böyle. Niye böyle yapıp duruyor? Ne tarz videolar çekmeyi düşünüyorsun? Çok güzel bir soru. Genellikle eğlenceli, sizi eğlendirecek video içerikler üreteceğime inandığım için bu tür videolar yapacağım. Biz de inanıyoruz. İnanmayan şey var mı? Neden tabii ki açılım gibi saçma bir video yaptın? Yeter artık. Kızdı. Yeter, bunu sormak istiyorum. Arkadaşlar, o zaman Flash TV vardı vesaire, TV'ler vardı. Dolandırıcı reklamlar vardı. Mesela atıyorum 1500 liralık malı insanlara 100 lira mal diye satıyorlar. Doğru. Ben de bunlar dedim, acaba ben de böyle bir şey yapsam videom tutulur mu diye düşündüm. Tutuldum. 5 milyon izlenmiş kendi resmi, sonra silmek zorunda. Silmek zorunda kaldım. Bu çocuk videoyu neden kendi kanalından sildi ya? Ben hayatta silmem abi. Hayatta silmem. 3 milyon. Millet ne salaklıklar yapıyordu, 3 milyon izleniyor evet. Yani. Salla dursun seninki de. Bir anda popüler olunca ailenin ve çevrendeki tepkisi ne oldu? Tabii ki şaşırdılar, demiş ki Allah Allah demişler. Onları böyle bir Allah. Şey mi var ya da böyle bir şey mi var? Allah, onun öyle bir yeteneği mi vardı? Çevresi tabii ki dediler, küfür keşke azalsan, çok güzel oldu. Çünkü acayip izlenmeyecek derecedeydi küfürler sayesinde. Bir şey söyleyeceğim, arkada ayağını gördükçe gerçekten asabım bozuluyor ya. Ama küfürü azaltınca mükemmel olacak. Mükemmel. 2018 gibi hangi kafaydı? Bilmiyorum hangi kafaydı ama dediğim diyor. Ben bu türü nasıl diyorsam ben sizlere genellikle şey çekmek istiyorum. Çekmiştim. TV reklamcılık vesaire, o zamanlar çok popülerdi. Ben izlerdim, çocukları izlerdim. Seviyordum işte. İleride ne yapmak istiyorsun? Bilgisayar mühendisliği okumak çok istiyorum ama matematiğim maalesef sıfır. Hiçbir şey. Ah be. Ah be. 19 yaşındayım, yeter artık, sormak istemiyorum. 19 yaşında. Sormak istemiyor mu? Tablet reisi olmak nasıl diyor? Güzel. Ama insandan. Aa, bu nasıl bir soru Allah aşkına? Tablet reisi olmak nasıl bir duygu? Ya birisi gelse mesela şey dese çok komik kaçmaz mı Batu? Yani çok saçma değil mi? Birisi bana mesela diyor ki Peak Queen olmak nasıl bir duygu? Peak Queen çok, olmak tamam da tablet reis çok ilginç. Çok ilginç bir duygu. Ama. Hayır ya, Peak Queen olmak da çok saçma yani. Bunun duygusu mu var abi? Var tabii ya. Nasıl saçma ama. Senin yayındaki karakterinle normal hayatındaki karakterin arasında çok net belli başlı şeyler olur, değişimler olur. Olmak zorunda. Niye olmuyor o zaman peki? Ay nasıl olmuyor? Olmaz mı? Sen var mı o zaman? Saat 5 saat
insanlara bir içerik sunuyorsun. Birincisi nasıl diyeyim, konuşmana daha dikkat etmesin. Niye böyle olması. Duruyorsun bunları anlatırken daha, peki? Daha. Modunu yükseltmek zorundasın ama normal hayatında modun düşer yani. Doğru. Mesela yayını açmadan 10 dakika önce koltukta şöyle duruyordum yani, gerçekten yatmış bir şekilde. Aynı bir önceki bağış görünmedi ekranda. Yo, Ayken Ay'ın gönderdiği bağış gözükmedi mi? Gözükmedi mi? Hemen hızlı hızlı okuyayım şunları, devam edelim kaldığımız yerden. Efendim Bay Öğretmen 4. ayını paylaşmış. Bay Öğretmencim çok çok teşekkür ediyorum abone olup desteklediğin için 4 aydır. İyi ki buradasın, iyi ki varsın, sağ olasın. Eyvallah. Aynı zamanda Gando Esao'ya, biricik canımın içi Eşref'ime 15. ayını kutlattırıyor. Eşref'cim iyi ki buradasın, iyi ki varsın. Neredeyse ilk günden beri buralardasın. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Hala burada olmaya devam ettiğin için, bana katlandığın için. Kena 3 lira göndermiş. Çikolatalı keksin bu alemde teksin, saygılar sevgiler demiş. Bir link atmış. Birazdan bakacağım. Ve numaracı altı Oroz 5 lira göndermiş. Andy Warhol, Warhol o meşhur sözü söylediğinde bunların olabileceğini tahmin etmemiştir demiş. O zaman kaldığımız yerine devam ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Teşekkürler. Allah'ım, Allah'ım, Merene kız. Merene kız abone oluyor. Hoş geldin. Sefalar getirdin Merene kız. Çok çok teşekkür ediyorum abone olup desteklediğin için. Aşağıdaki vaatler bundan sonra senin için de geçerlidir. Şurayı 3 yapalım. 3 yapalım ha, lanet olsun. Tek nefeste abonelik okuyabiliyorum. Bu da benim yeteneğim falan. Bu da benim hayattaki tek yeteneğim değil mi? Tek nefeste abonelik okuyorum. Hadi bakalım. Size hıyar demekten. Yani öyle. Genellikle... Bu çocuk troll mü acaba ya? Hıyar diye sesine tablet dayıyor. Tablet. Bence troll bu hıyar çocuk. Hıyar yerine var. Bu ne? Abi tablet açım videosu çok beğenildi. Bunun gibi komik şeyler çekeceğim mi? Tabii ki. Tabii ki. Tablet videosunun devamı da gelecek. Dediğim gibi mükemmellik mottosuyla yapacağım lan olayım. Mükemmellik mottosuyla. Şey yapacağım diyorum. Dediğim gibi mükemmellik mottosuyla her şeyimi yaptığından dolayı onları da yapacağım. En iyisini. Ay. Arif hoş geldin bu arada. Tablet açtım. Onu okudum. Şu tablet videonun sonra yaşadığın en ilginç olay. Bir çocuk bana sarılıp tablet enişte demesi. Tablet enişte demesi. Ne? Ne? Ne kadar kötü kalpli insanlar olduk ya. Ne kadar acımasız. Ne kadar vurdum duymaz. İnsanların ne düşüneceğini umursamaz insanlar olduk ya. Hı? Tablet enişte demek ne ya bir insana ha? Bir insana tablet enişte demek ne? Hiç mi utanmadın? Hiç mi yüzün kızarmadı bu adamcağıza? Şu çocukcağıza, şu sabi sübyana tablet enişte derken. Mahkemelik olsun, dava etsin. Bence de etsin. Etsin, bitmiş abi, insanlık bitmiş be. İnsanlık ölüyor be burada. Ölüyor o insanlık, ağlıyor be. Soytarılar. Soytarısınız. Ay çok istiyorum soytarı emotu. Beni şöyle çeksenize. Umarım çekmişsinizdir. Bunun klibini alın. Çağatay. Şşt. Soytarı emotu yap. Hemen değil mi? Emre diyor. Şşt lan. Çağatay insanı. Devam edelim. Çocuğum bana sarılıp. Yani hayatımda görmedim bir şey. Bu ne? Bir hıyar uyruna yarab, değil mi? Tablet videonun sonra hayatında nere oldu, ne değişti mesela? Okulda falan gün saldım, tabii ki okulda iyiydim. 9. sınıfta, tam ben şey köyde okuyorum. Allah kahretsin, canım turşu çekti bu arada deli gibi. 9. sınıfta 100 liraya 10 saniyelik video çektim. 100 liraya. O zaman iyiydim ben. Fotoya 15 lira diyeyim, kızlar tabii ki. Ayrı çalıp var. Ne? Ne? Bir dakika. 110 saniyelik videoya 100 lira mı dedi o? Ben mi yanlış duydum? Daha sonrasında fotoğrafa
15 lira ama kızlarla mı dedi? Bana mı öyle geldi? Oo. Ne oluyor ya? 10 saniye videoda para mı alıyormuş? 100 lira alıyormuş. O zaman. O tırnakları tertemiz lan çocuğun. Tırnaklarında ne buldunuz? Tertemiz tırnaklara baksana, bembeyaz. Ne yapıyorsun? Her gün aceyle mi çitiliyorsun yani tırnakları? Evet evet, şey ayrı yazılır da artık oraya takılma yani abi, boş ver. YouTube'a yeni video at. Tabii ki YouTube'a yeni video atacağım. İşte bu video yeni bir video. Bambaşka videolar da çekeceğime inanıyorum. Ne? Bir video yeni video mu? What the fuck? 19 için hepsini şey yaptığım gibi, storylerini falan dediğim gibi aldım. Onun için öyle. YouTube'a geçmeye nasıl karar verdim? YouTube 2013'te beri geçmeye karar vermiştim. Açıkçası istediğim gibi şeyler yapmamıştım. Yani kitleler vesaire vardı onun. Şimdi de var da yani, istediğim değildi. Bir karar verdim, diyelim geçen mi geçmeyen mi? Sonra baktım bir midye olay vardı, bilirsiniz belki. Onu yaptım. Sonra yine tutuldu o da. Midye olayı ne be? 150 bin mesela izlenmiştim. Dedim ben neden YouTube'a geçmeyeyim dedim. Sonra gerçekten turşuyu yedi yedi. Üstüne bir de geğirdi yani. Sıç sıç. Ağzını çok sıç. Samimi bir ortam. Lütfen abi, hayır, geğirdi, bu samimiyet demek. Sıç, sıç, ya lütfen sıç. Geğirmeyi iğrenç bulanlar var mı? Bu tamamen bir rahatlık. Açık ortamlarda geğiren insanların ben çok şey olduğunu düşünüyorum. Çok tatlı, aşırı sevimli, çok doğal olduklarını düşünüyorum. Ekranda oturup sahte sahte kahkaha atıp fikir belirteceğinize oturup geğiren insanlara laf ediyorsunuz. Düzgün konuşacaksınız. Geğirmek medeniyetim beşiydi. Evet. Geğirmek. Osurma. Almanya'da insanlar osuruyor biliyor musunuz? Oturdukları yerden ve hiç kimse bir şey demiyor. Hiç kimse bir şey yok. Ama siz gelişemezsiniz. Siz gelişmezsiniz. Anladınız mı? Kameraya tükürmek mesela bir samimiyettir. Tükür bir bağlama. Ama siz nereden bileceksiniz? Ay atmayacağım. Değmezler. O samimiyete. Sen. O samimiyete değmezsiniz. Sen ben samimiyetsizim çünkü. İnanılmaz ya. Evet, böğürmek arkadaşlık belirtisi. Hatta bak, Almanya'da insanların suratlarına osurursan bu seni seviyorum demek. Ve orada yasak değil. Ayıp da değil. Hiç ayıp değil. Almanlar her yerde osuruyor. Evet. Düşünsene, birine çok aşıksın. Beethoven'ın sevgilisi. Ah, kokusu buraya geldi. Senfoni çalıyor. Bak konuşturuyorum ya. Efendim Dark Knight TV'ye abone oluyor. Hoş geldin. Sefalar getirdin abi. Çok çok teşekkür ediyorum. Abone olup desteklediğin için aşağıdaki vaatler bundan sonra senin için de geçerlidir. Sağ olasın. Eyvallah. Nedense seni de sanki daha önceden aboneymişsin gibi hatırlıyorum ama demek ki ben bir şeyleri yanlış hatırlıyorum. Demek ki bende unutkanlık bandı. Bandı unutkanlık nasıl dönki. Evet, tamam. Almanya'da bir eve sıçmak yemeği çok beğenmiş. Evet. Bu doğru. Hadi bakalım. YouTube'a geçtim. Aa! Durun. Batu bir gel. Bir gel hemen. Ne oldu? Hayır, şu an olmaz. Chat. Şimdi işte bugün benim için hakikaten çok önemli bir gün. 2 saniyeliğine videoya ara veriyoruz çünkü saat tam 00:01. Efendim sizden bir iyi ki doğdun Batuhan alabilir miyim lütfen? Oturarak yap bunu.